Tabii Türkiye hem NATO üyesi hem Avrupa Konseyi üyesi, uluslararası pek çok örgüte üye olan ve katkı veren bir ülke. Bir yandan o örgütlerin yasal düzeyde sağladığı hak ve imkanlardan yararlanmak ister. Öte yandan da bunların Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini ister. NATO bir güvenlik örgütü. Türkiye pek çok terör örgütüyle mücadele ediyor. Bir yandan PKK, FETÖ, DHKPC, PYD, YPG, DAEŞ, öte yandan daha adını saymadığım pek çok örgütle mücadele ediyor. Şimdi bir yandan NATO üyesiyiz. NATO'nun güvenliği kendi üyelerinin güvenliğini sağlamakla ancak temin edilebilir. Fakat görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa dahil olmak üzere İsveç, pek çok ülke terör örgütlerine aleni bir şekilde destek veriyorlar. Uzunca bir zamandır. İşte PYD, YPG terör örgütleri, PKK'nın farklı versiyonları olduğunu ve PKK olduğunu herkes bildiği halde binlerce tır oraya silah aktardılar ve bunu gizlemeden yaptılar. Eğitimler yapılıyor, başka şeyler yapılıyor. Türkiye haklı olarak madem NATO üyesiyiz, bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır diye her defasında ifade ettik. Onlar dinlediler, gereğini yapacağız dediler. Ama bugüne kadar maalesef gerekleri yapılmadı. Son İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği gündeme gelmesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukunu koruyan bir irade ortaya koydu. Diğer konularda engelleyici bir rolü imkanı yok ama üyelik oy birliğiyle karar gerektirdiği için Türkiye'nin terör örgütleriyle yaptığı mücadeleye karşı NATO ve NATO'ya üye olmak isteyen ülkeler ortak bir irade ortaya koymazlarsa biz bu geçişe izin vermeyiz dedi. Ve haklı bir sesi yükseltti ve Türkiye'nin bu noktadaki samimi, haklı sesini ve geri adım atmayacağını değerlendirdikleri için de en sonunda böylesi bir mutabakat metni imzalandı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Tabii bu mutabakat metni Türkiye'nin dış politikada ortaya koyduğu iradenin nasıl netice aldığını ve olumlu sonuçlandığını göstermesi bakımından son derece önemli olduğu gibi öte yandan da PKK terör örgütü dışında terör örgütü kabul etmeyen uluslararası sözleşmelerde veyahut da herhangi bir şeyde terör örgütü olarak nitelendirilmeyen FETÖ, PYD, YPG de terör örgütü olarak nitelendirilmiştir. Bu da fevkalade önemlidir. Türkiye bundan sonraki süreçte bu mutabakatta yer alan hususların takibini yapmakta da kararlıdır. Burada mutabakat metninde yer alan ifadeler kadar bu ifadelerin uygulanıp uygulanmayacağını izlemek ve gerekenleri yapmak üzere güvenlik, adalet ve istihbarat birimlerinden oluşan bir izleme kurulunun da oluşturulması son derece önemli. Bu şu demektir, biz bunu yazıda yazılmasını kafi görmüyoruz, uygulamasını da denetleyeceğiz ve uygulamada da bunların bir bir hayata geçmesini takip edeceğiz. Tabii bu mutabakat metni üyelik sürecinin henüz bittiği anlamına da gelmiyor. Bunun belli bir süreci var. Bu süreç içerisinde de Türkiye izlemeye devam edecektir. Bu ülkelerin terör örgütlerinin kuluçka yuvası olmaması için, Türkiye'nin istediği teröristleri Türkiye'ye iade etmeleri için, terör örgütlerine finans, eğitim ve silah desteğini kesmeleri için Türkiye mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Bu mutabakat metni Avrupa ülkesi olan bir kısmı Avrupa Birliği, bir kısmı Avrupa Konseyi üyesi ama tamamı aynı zamanda NATO üyesi ABD ile beraber bunların bu terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bu değişen makasın kapanmaması ve aynı şekilde devam etmesi Türkiye'nin arzusudur. İnşallah bunları takip edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti adına çok büyük bir tarihi
zafere imza atmıştır. Efendim, işte teröristlerin iadesi konusunda tekrardan başvurabilecek misiniz? Şu anda başvurularımız var. Başvurularımızda onlardan bu mutabakat metni çerçevesinde bu başvurularımızın gereklerini yapmalarını isteyeceğiz. Zaten başvurularımız var. Onlara ayrıca bir yazı yazarak bu mutabakat çerçevesinde verdikleri sözlerin gereği hem Finlandiya'da 6 PKK'lı 6 FETÖ'cü terörist, İsveç'te ise 10 FETÖ'cü 11 PKK'lı teröristin dosyaları ilgili ülkelerin Adalet Bakanlıkları'nda bekliyor. Şimdi bu mutabakattan sonra biz de Adalet Bakanlığı olarak bunların iadesi hususunu yeniden kendilerini yazacağız ve hatırlatacağız. Yeniden bir dosya göndermemize gerek yok. Dosyalar orada. Sözlerinin gereğini yerine getirmelerini bir kez daha isteyeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum.